Eski gazeteler sahipleriyle ve baş yazarlarıyla anılırdı. Bir de gazeteler baş yazarları için alınırdı. Mesela bakarsınız saat 8 veya 8.30 arası Ahmet Emin Bey Sirkeci'ye kadar gelir. Sirkeci'de iner tramvaydan. Yürüyerek kolunda gazeteler çıkar. Vatan Gazetesi o zaman çatal. Sabahları yani. Sabahları. Bakarsınız yine Peyami Safa Bey hemen derleme müdürlüğü, eski derleme müdürlüğünün yanındaki evi orada otururdu. Oradan çıkar elinde gazeteler Milliyet'e giderdi. Yani herkes işine yürüyerek gelirdi. Ya şu gazete patronlarının çok enteresan o dönemin gazete patronları. Tabii. Halil Lütfü Bey. Şimdi Allah rahmet eylesin. Halil Lütfü Bey'in tabii Türk basınına büyük hizmeti. Hangi gazetenin sahibiydi onu şey yapalım. Tan Gazetesi'nin sahibiydi. Bu şey değil ama Sertellerin Tanı değil. Sertellerin Tanı'nın da sahibi o. Sonra o bina infilak ettikten sonra yeni gazeteyi çıkarıyordu Halil Lütfü Bey. O sırada infilak oldu orada. İnflak oldu. Hatta korkunç bir şeydi o. Arkada bir inşaat şirketinin şeyi var, yazıhanesi orada dinamit patladı. Dinamit patladı. Kaç kişi öldü, otobüsler vesaire filan. Cağaloğlu'nun göbeğinde. Cağaloğlu'nun göbeği. Halil Lütfü Bey, şimdi ya çok tutumlu dememiz lazım. Ona cimri demek. Öyle. Halil Lütfü dördüncü. Halil Lütfü ona tutumlu denmez efendim. O. Şimdi Halil Lütfü Bey'in küçük bir masası var. Üstü kapanan masa. Bütün dünyası odur Halil Lütfü Bey'in. Hem de çalışırken onu kilidini açar, çalışır, kapar. Kapar. Her şey gayet tasarrufludur. Gayet tasarrufludur. Hakkı Tarık Bey ile yarışırlar. Şimdi onu da anlatacağım, onu da anlatacağım. Halil Lütfü Bey, Mahmut Yesari ile karşı karşıya oturuyorlar. Çalışıyorlar. Bir ara Mahmut Yesari, Divit Kalemler vardı. Mahmut Yesari eski. Kimdi? Mahmut Yesari iyi bir romancıydı. İyi bir yazardı. Karşılıklı çalışıyorlar. O zaman Mahmut Yesari'nin Divit Kalem dediğimiz bu mürekkebe Hokka batırılarak, yani, evet. Hokka'ya batırılarak yazılan şey. Mahmut Yesari batırmış mürekkebi, düşünüyor. Halil Lütfi'nin dikkatini çekmiş. Ne yapıyorsun sen ya? Düşünüyorum. E şunu mürekkebe batırmadan düşün. Ziyan oluyor mürekkebe. Bunlar gerçek değil mi? Gerçek tabii. Şimdi ben bir de Hakkı Tarık Bey'de biliyorsun gazetelerde o bobin artıklarından filan böyle 400'lü kağıtlar kesilir. Onlar müsveddelik kağıtlardır. Yalnız vakitte o kağıdı kullanırsın. Mürettiphaneye gider dizilir tekrar sana gelir. Arkası çizilir, öbür tarafı. Öbür tarafı. Ne güzel, kağıt o anlamda güzel en azından. Hani o kağıtlara ben yetiştim. Çevreci Halil Lütfü Bey. Mesela şeyler vardı. Benim çok gençliğimde bazı önemli yazarlar, o Erol abinin dediği işte entertip, linotip, o kurşun makineleri. Satırlar kurşun şeklinde çıkar. Yazar oturur yazısını, eski Türkçe yazar. Eski Türkçe tabii. Onu dizen adamlar vardı, ustalar vardı. Özel olarak vardı. Onu dizer. Evet. Mesela Ahmet Emin Bey'i ben yakından bilirim. Ahmet Emin Yalman'ı. Normal dosya kağıdı, ebadında kağıdı düşün, onu ikiye katlar bir de. İnce olarak yazar böyle destan. Destan. Onu çözen herhalde bayağı tabii. Dertlenirdi. Bir de Hüseyin Cahit Bey öyle çalışırdı. Tanıyı çıkarırken Hüseyin Cahit Bey öyle çalışırdı. Şimdi Hüseyin Cahit Bey Ahmet Emin Bey'e göre çok titizdi. Yazısı da güzeldi. Ahmet Emin Bey'in yazısı biraz şeydi. Yani doktor yazısı gibi diye. Cavit Bey'in yazısını aratmazdı pek. Cavit Bey'in yazısını okumak derttir. Bir nevi sümüklü böcek dolaşmış gibidir yani. Felakettir yazısı, evet. Ben Ahmet Demin Bey'in yazısına aşina olduğum için rahat okurdum onu. Onun için tasyini de ben yapardım. Acaba o muydu, bu muydu? Sonra
tekrar şeye dönecek olursak, Yusuf Ziya Bahadır'la bana şeyin Halil Lütfü Bey'in bir hikayesini anlattı. Kendisi çünkü Halil Lütfü Bey'le çok yakın idi. Hatta iki şeyini anlattı. Bunlardan bir tanesi Halil Lütfü Bey'e akşamüstü misafirleri gelmiş. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar filan. Karanlık olmuş tabii. Ya, nasılsa birbirimizi duyuyoruz. Elektrik yakmaya gerek yok. Ziyan olmasa. Neyse artık konuşmuşlar, sohbet bitmiş. Karanlık adam akıllı bastırmış, evlerine dağılacaklar. Işığı yakalım da önüm suyu yani ki. Işığı yakmışlar, Halil Lütfi Bey'in pantolonu yok. Eskimesin diye çıkarıyor. Allah rahmet eylesin yani. Renkli kişiler. O şey değil mi? Soyadı dördüncü, uzun olmasın diye dört rakamla, dört nokta koyuyor. Mürekkep tasarrufu. Mürekkep tasarrufu. Herhalde de, Halil Bey'in tam tersi, ama William Randolph Hearst'i bilirsiniz. Evet. Şimdi Citizen Kane'in ilham kaynağıdır. Yani Hearst de büyük bir medya imparatoru. Yurttaş Kane diyoruz. Yurttaş Kane. Türkiye'de, evet. Pardon. Ama artık yani dünya sinemasının en önemli filmlerinden bir tanesi oldu. Türkçesi var. Hearst o kadar şaşalı bir hayat sürmüş ki yani filmde de zaten biraz onunla, evet, dalga geçiyor biliyorsunuz. Ya yani böyle mesela Avrupa'dan 15. Louis döneminden bir yatak odası taşıyor birebir aynı. Böyle hayvanat bahçeleri yapıyor. Deli gibi böyle şeyler. Bu parayı basından mı kazanmış? Basından kazanıyor. Ama tabii ki o dönem ağaç olsun, mağaralara girip mayın oradan geldi. Madencilik yani. Madencilik yani değişik yerlerden de para kazanıyor. Mayın biraz patlar biliyorsunuz. Maden işte bu metal her şeyde kullanılır. Evet. Sağ olun. Güzeldir. Ve sonuç itibariyle tabii ki ek yerlerden para kazanıyor ama asıl medya ve o dönemde o kadar çok insanlara batıyor ki onun bu lüks merakı ve etraftaki yaptığı şeyler. Mesela ilk kadın pilot, daha doğrusu pilot demeyeyim. İlk kadın pilot bizden ama ilk böyle bütün dünyayı dolaşan kadın bu sponsorluğunda uçağı veriyor. Zeppelin veriyor, kadın onunla uçuyor vesaire. Yani her tarafta böyle... O kadın çok yaşadı sonra. Çok yaşadı. Yani bunun gibi böyle her şey çok abartılı. Yani bu adamcağız ne kadar para konusunda cimri ve pintiyse Hearst de o kadar abartılı ve neredeyse sonradan görme diyebiliriz. Bir de şey var, yani bizde o zamanki gazete patronları çok büyük para kazanmazdı. Evet. Doğru. Gazete yani o zaman bir sanayi değildi.